Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Evet, görüyorsunuz, vatandaş koşuyor kredi kartlarına, koşuyor. Ne olur bana kredi kartı ver diyor bankalara. Efendim, ne olur bana ihtiyaç kredisi ver diyor bankalara. Bazı vatandaşlarımızın hali vakti diğerlerine göre daha iyi olduğu için ben otomobil almak istiyorum, bana kredi ver diyor bankalara. Birilerinin birikimi var. O birikimleriyle bankanın kapısını çalıyoruz. Ben ev almak istiyorum, hadi bana kredi ver ne olur diyor. O yüksek faizlere rağmen iyi, tamam. Konut sahibi olmak iyi bir şey Türkiye'de. Çünkü kiracılık bir çile bu memlekette, bu işte ülkede. Fakat şimdi yani böyle ihtiyaç kredileri, işte kredi kartlarına sarılma, kredi kartlarına yüklenme iyi değil. Bunun faturası ağır oluyor. Anlattım size. Yasal takibe düşenlerin sayısı acayip derecede artmış durumda. Kredi kartlarında da efendim size söyleyeyim, ihtiyaç kredilerinde de. Bakınız. Şimdi maaşlar evet yerinde saymakta olduğu için sizler kredi kartına sarılıyorsunuz. Lakin buna, böyle bir şey yapıp da böyle yüklü bir harcamalar yapma şansı olmayan da var. Asgari ücretli. Asgari ücretli kredi kartı 100 bin limitli dahi olsa, o 17.002 TL aldığı o maaşla 100 bin TL'lik kredi kartının dibine kadar kullanırsa bunu geri ödeyemez. Matematik böyle söylüyor. Geri ödeyemediğinde ne oluyor, kendisini icra dairelerinde buluyor. Şimdi asgari ücret, çünkü adı üstünde asgari ücret. 17.002 TL ise ona göre bir kredi kartı kullanabilirsin. 30 bin limit, 50 bin bilemedi, en fazla 50 bin TL limitli bir kredi kartı kullanabilirsin ki hani ay sonunda büyük facialarla karşı karşıya kalmayasın. Şimdi dolayısıyla asgari ücret az mı? Az. Yoksulluk sınırının ve açlık sınırının altında mı? Altında. Peki açlık sınırının altında olan söz konusu asgari ücret 17.002 TL ne kadar olacak? Çünkü önümüz Kasım ayı. Artık asgari ücretin belirlenmesi için pazarlıklar başlıyor. Bu pazarlıklar hükümet kanadıyla sendikalar arasında olacak. Komisyona başka efendim üyeler de katılacak. Tabii ki çetin geçecek bu pazarlıklar ama en nihayetinde hükümetin dediği olacak. Şimdi peki madem en nihayetinde hükümetin dediği oluyorsa hükümetin bu konudaki düşüncesi ne? Bu meselede patron kim? Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek. Patron o. Şu anda bütçeyi o yönetiyor. Yani Şimşek hangi zam oranına onay verirse o onay verdiği oran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gider. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onaylarsa o yeni asgari ücret olur. Dolayısıyla işte Şimşek'in asgari ücrete dair açıklamaları önemli. Bu arada buna Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ekledi. Karahan net bir rakam verdi. Net bir rakam verdi yeni asgari ücretin ne kadar zamlanacağına ilişkin. Hadi yakından bir bakalım. 2025 yılında asgari ücret ne olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi. Hem Şimşek hem de Karahan Türk ekonomisine ve asgari ücrete ilişkin önemli mesajlar verdi. Asgari ücret sendikaların, işverenlerin ve hükümetin müzakereleri sonucu belli oluyor. Şu aşamada benim yorum yapmam uygun olmaz diyor Mehmet Şimşek. Sendikaların, işverenlerin ve hükümetin rekabet gücünü belirli bir düzeyde koruma konusunda duyarlı olacaklarına eminim. Rakam vererek önden yorumlamak istemiyorum. Şunu diyor Şimşek, mealen söyleyeyim. 1. Bu asgari ücret belirlenirken işvereni düşünmeniz gerekiyor. Asgari ücreti belirlerken bütçeyi, yani devletin bütçesini düşünmeniz gerekiyor. Asgari ücreti belirlerken enflasyonun tetikleyip tetiklemeyeceği riskini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ve yine asgari ücreti belirlerken özel sektörde rekabeti sekteye uğratmamasına bir şekilde dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Karahan'sa 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da dikkate alacaklarını söylemiş. Yatırımcı toplantısında asgari ücretle dikkat buyurun. %25'lik artışın 2025 enflasyonuyla uyumlu olacağının mesajını vermiş. Bakınız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın tepesindeki isim, yani Başkanı Fatih Karahan diyor ki Amerikalı yatırımcılara %25'lik artış makuldür diyor. 2025 enflasyonuyla uyumludur diyor. Yani bir rakam telaffuz ediyor Merkez Bankası'nın başkanı. Yeni asgari ücretin nasıl olacağına dair ve mevcut asgari ücrete ne kadar bir zam yapılacağını söylemiş oluyor aslında. Diyor ki %25. Bu yetkili bir ağız. %25 diyor, bizim için uygundur diyor. Bizim sıkı para politikamıza zarar vermez diyor %25'lik artış. Aynı zamanda enflasyonu da tetiklemez diyor. Enflasyona da uyumlu diyor. Enflasyon politikamızda diyor. Eğer böyle diyorsa bu resmi ağız, o zaman demek ki Şimşek ve kurmaylarının
zam olarak belirledikleri, kafalarında belirledikleri oran %25. Şimdi orta vadeli programa göre 2025 yılı enflasyon hedefi %17.5 oldu. Zam buna göre yapılırsa yeni asgari ücret 19.975 olacak. Zam %25 olursa asgari ücret 20.255 TL olabilir. Şimdi eğer %17 olursa açlık sınırıyla kafa kafaya geliyor. Bak %17.5 olursa, ama %25 zam olursa açlık sınırının 2000 tık, 1500 küsür, 2000 tık üstüne çıkmış oluyor. Az bir şey de olsa. Şimdi 2024 enflasyona göre, orta vadeli plana göre enflasyon tahmini %41.5 olarak açıklandı. %41.5 zam olursa net asgari ücret 24.058 TL'ye çıkacak ki olması gereken rakam %41.5 aslında. Şimdi bunu istiyor aslında. Bir şekilde hani orta vadeli programda da hükümetin kafasında bu var. Fakat IMF diyor ki, uyarıyor. Bak bu böyle bir zam verirsen diyor, bu enflasyonu tetikler. Aynı IMF'in uyarıları Şimşek taraftan da yapılıyor. Mehmet Şimşek de aynı uyarıları yapıyor. Bakın cümleyi kurmuş burada. Enflasyona vurgu yapmış. Yani Şimşek ve Karahan, Merkez Bankası'nın başkanı. Bak diyor ki enflasyonla uyumlu olmalı. Şimdi ne dedi IMF? Sen çıkıp da geçen yıllardaki gibi asgari ücrete %45, %46 yok 48 zam yaparsan diyor, bu enflasyonu tetikleyecek diyor. Merkez Bankası da buraya vurgu yapıyor işte. Aynı zamanda Şimşek de buraya vurgu yapıyor. Ama orta vadeli plandan yola çıkarak aslında hükümetin kafasındaki zam oranının %41.5 olduğunu biliyoruz. İşte bu konuda Şimşek'i ikna etmesi gerekiyor. Bu zam oranı ile ilgili ve enflasyonu tetiklemeyeceğine dair de net olarak bir kesinlik olması gerekiyor. Ama IMF öyle düşünmüyor. Hatta IMF ile birlikte Şimşek ve kurmayları da öyle düşünmüyor. Merkez Bankası anketi ne diyor? Piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentisi %43.14. Bu artışla birlikte net asgari ücretin 24.336 TL olması bekleniyor. Ki bana göre asgari ücrete zam bu olmalı. %41.5. Yani orta vadeli plana göre hareket edildiğinde, orta vadeli programa göre enflasyon tahminleri açıklandığında zam oranı %41.5 olmalı. O da 24.058 TL'ye tekabül ediyor ki hiç olmazsa açlık sınırının 4500 TL üstüne çıkmış olur. Ama bir de başka gerçekler var. O gerçekler de ne? Matematik. Yani Türkiye'nin enflasyonu. Bu yüksek enflasyonun dizginlenmesi ve enflasyonun aşağı yönünü seyretmesini sağlamak bir takım tedbirlerle olabiliyor. O tedbirlerden birinde asgari ücrete yapılacak zam oranı olduğu da belirtiliyor. Şimşek ve kurmayları tarafından, ki aynı zamanda da iktisatçılar da zaten bunu söylüyorlar. Fakat bir şekilde bu oranlara ulaşılamıyorsa bile başka başka çareler bulunmalı. İşte sosyal yardımlarla en azından bu açık kapatılmalı ki vatandaşın rahat bir nefes alması sağlansın. 17.002 TL ile nasıl geçirecek yani? Hatta şu son yapılsa, %25'lik zam yapılsa 20.255 TL ile de geçiremiyor. 20.255 TL nedir ya bu enflasyonda maaş olarak? Nedir ki? Ama işte çare yok. Çıkışsızlık burada. Enflasyon önce kontrol edilir, sonra aşağı doğru çekilir. Ondan sonra çalışan emekçi aldığı maaşın ağırlığını hissetmeye başlar. Ama şu an hissedemiyor. İşte IMF'de diyor ki iktisatçılar, önemli iktisatçılar, sen asgari ücreti öyle %45'lerde, %49'larda falan o seviyelerde çekersen diyor, bu enflasyonu tetikleyecek diyor. O zaman senin enflasyonla mücadeledeki son bir yıllık birikimin heba olur. Böyle endişeler var. Bir bakalım pazarlıkları göreceğiz. Bu pazarlıklarda 3 aşağı 5 yukarı bir rakam çıkacaktır ama umut ediyoruz ki rakam şöyle %41.5'lerde olur da yani asgari ücretli de en azından birazcık da olsa, azıcık da olsa nefes alabilir.